Beşikten mesele kadar okuyor mu Efendimiz? Gördün mü sen? O yüzden bu işin yaşı yok. Her alanda, her zaman ne yapacağız? Eğitime devam edeceğiz inşallah. Ama tekrar ediyorum. Bugün Türkiye'mize nasıl kabul edersen et. Çocuk yetiştirme hususunda babalarda, anılarda isteyen eğitim yok. Evlenecek adam evlenmenin ne olduğunu bilmiyor bu adam ya. Ya evlenecek bu adam evlenecek. Daha nikahın ne olduğunu bilmiyor bu adam ya. Bir aile nasıl geçindirilir? Nasıl gerçekten ge hayat sürdürülür? Nelere dikkat etmesi lazım? Daha bunu bilmiyor. Kör 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 bir şekilde evleniyor. Ondan sonra üç gün sonra biraz sıkıntı görüyor. Bir bakmışsın. Ya boşanmaya gidiyorlar. Zaten bir takım kendini bilmez insanlar boşanmayı da özen diyorlar Ondan sonra da biraz sıkıntıya düştüğüm adam bir bakmışsın cinnet geçiriyor. E gördün mü sen? Ya sen bu adama İslami ahlakla bak, sıkıntı bu. Bunlarla karşılaşabilirsin. Bu olaylar olabilir. İnsanlık gereğince birbirine karşı gerçekten bazı geçimsizlik olabilir. Bunları öğretmiş olsan. Aynı zamanda, aynı zamanda diğer konulardaki eğitim konusunda iş hayatına bak. Doğruduruz bir eğitim yok. Hiçbir yerde doğruduruz bir eğitim yok. Ondan sonra da bütün millet canavarlaştı. Sizleri tenzih ederim. İşin gerçekten bu işin içinde olmayanları da tenzih ederim ama maalesef millet canavarlaştı. Bir bakacaksın. Adam cinnet geçirdi, çoluk çocuğunu vurdu. Bir bakacaksın. Kızımız kızımız yaktı. Bir bakacaksın. Bilmem şöyle oldu. Böyle haberleri çok duyacaksın. Rabbim inşallah bir daha duyurmasın. Ama bizim kendimize gelmemiz nasip etsin kıymetli insanlar, güzel insanlar bu işin çaresi. Gelin. Hep beraber Rabbimize yönelelim. Sensin ya Rabbi diyelim. Yoksa Rabbimize yönelmediğimiz takdirde eğitimine özellikle bu işin çaresini söylüyorum ha. Bu işin çaresi illa Kur'an eğitimi, peygamber eğitimi, Allah eğitimi. Bu işin bundan başka çaresi yok.